Hazır. Kahoot oyunumuz 9. sınıflarla Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi olarak başlıyoruz. 15 soru var. Okulumuzu ne kadar tanıyoruz? Okulumuzun tam adı ne? İlk soruda 8 kişi doğru bilmiş. Hazır mıyız? Hazır. Bir sonraki devam. Birinci şu an Ezgi Ağacı. En kısa sürede doğruyu veren de puanı en yüksek alıyor. Bu da önemli. Hız da önemli. İkinci Dicle 3, Arda 4, Ali 5, Egemen. Devam ediyoruz. İkinci soru. Okul müdürünüzün adı soyadı nedir? Evet, yine 5 yanlışımız var. 8 sonuçlara bakalım. Arda Usul liderliği kaptı. Ali Taş'tan peşinde. Egemen arkasında, Dicle hızlı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde takibi devam ediyor. Azra da onların peşinde. Hazır. Ve başla. Okulun giriş katında hangisi yoktur? Bir cevap vermiş. 14'te 14. Tebrik ediyorum. Bakalım en hızlılar kimmiş? Evet. İlk 5 kendi içerisinde yer değiştirmeler oluyor. Arda Usul birinciliğini koruyor. Ali Taş'tan Azra Karakahya, Dicle Egemen. Azra Karakahya en hızlı cevap vermiş. Yükselişte. Ve diğer soruya geçiyoruz. Hazır. Müdür yardımcınız Süleyman Süer hangi derse girmiştir? Evet, tuzağa düşenler de olmuş, bağlama işaretleyenler de olmuş. Doğru cevap neydi? Felsefeydi. Bravo. Bakalım sonuçlarımız değişmiş mi? Oo, Egemen arkadan bir atak yapmış. Arda Usul yerini koruyor. Dicle ısrarla ben de varım yarışta diyor. Ezgi Ağacı, Zeynep Çalışkan. Kızlar atakta. Devam ediyoruz. Gelsin diğer sorumuz. Okulumuzda kaç kere sanat çalıştıydı? İki kere. Bunu bizim okulun tam göbeğinde iki tane asılı olan, çarşaf gibi böyle yere kadar asılı olan sanat çalıştayı afişlerinde görmüş olmanız gerekiyordu. Orada yazıyordu ikinci sanat çalıştayı diye. Hani diyebilirsiniz ki ya bunu işte resimciler bilmiştir. Evet ama herkes aynı okulda ve o çarşaf gibi şey orada duruyordu. Görmeniz gerekiyordu. Demek ki 4 kişi 3 demiş. 3 kişi de kaç demiş? 1 demiş. Şimdi sonuçlara bakalım. Evet. Arda Usul liderliğini pekiştirmiş bir şekilde devam ediyor. Zeynep Çalışkan peşinde. Ezgi Ağacı, Dicle, Egemen. Devam ediyoruz. Soru gelsin mi? Gelsin bakalım. Okulumuzda kaç adet çocuk odası vardı?
Şimdi bu soru sizler için, dikkatli olanlar için önemli sonuçları getirecek. Biliyorsunuz bizim müzik odaları en üst katta. En üst katta uzun koridorda 5 tane büyük sınıf var. O sınıflar ikiye bölünmüş şekilde, yani 10 tane orada müzik odası var. En üst katın karşı tarafındaki kısa koridorda da 3 büyük sınıf var. Orada da ikiye bölüyorsunuz. 6 tane yapıyor, 16. Onun karşı tarafı bu kütüphane koridoruna giderken, orada da bir tane en başta kütüphanenin yanında sınıf var. Orası müzik odası değil. Yan yana olan iki tane yer var. Bir tanesi mescit, diğer üçü de müzik odası. Yani toplamda 19 müzik odamız vardı. İki kişi doğru bildi. Tebrik ediyorum. Hocam bir Geçiyorum. şey söyleyebilir miyim? Hocam salladım tuttu. Söyle bakalım. Hocam piyano 3 şey değil mi ya? Enstrüman odası. Müzik odası olarak geçiyor onların hepsi. Enstrüman demedim, müzik odası dedim. Belki yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Devam ediyoruz. Süremiz az kaldı. Çok sorumuz var. Şu anda kaçıncı sorudayız? Bakalım skorboardumuza. Evet, Arda Usul devam. Zeynep Çalışkan atak yaptı. Dicle peşinde Ezgi Yağcı Egemen. Diğer sorumuza geçiyoruz hızlıca. İstanbul Anadolu yakasında hangi müzeye gidilmiştir? Şimdi bu müzikçiler için belki dezavantajlı olabilir ama biz bunların haberlerini hem web sitemizde hem sosyal medyamızda yaptığımız için bizi takip edenler biliyorlardır. Bu gittiğimiz müze İstanbul Grafik Sanatları Müzesi'ydi. Orada Süleyman Saim Tekcan, Profesör Doktor, onunla da sohbet etmiştik. Resim bölümüyle gitmiştik. Müzikçiler üzülmeyin, size de avantajlı sorularımız var. Geliyor. Dicle ısrarla takip etti ve birinciliğe yerleşti. Bakalım sonradan bu yarış değişecek mi? Devam. Hangi okula konsere gidilmemiştir? Evet, üç okula konsere gidilmişti. Ataköy Atatürk Ortaokulu, Kartaltepe MTAL, bu bizim ticaret meslek lisesi oluyor. Diğeri de Bakırköy Cumhuriyet Ortaokulu'ydu. Bakırköy MTAL kız meslek lisesiydi. Oraya gidilmemişti. Devam ediyorum hızlıca. 5 dakikamız kalmış. Zeynep Çalışkan büyük bir atakla liderliği almış. Devamı geliyor. Hemen diğer soru. Bu doğru yanlış soruları. True doğru, false yanlış. Burada 5 saniyeniz var. Evet, bu true false, yani doğru yanlış sorularında 5 saniyeniz var. Hızlı cevap vermeniz gerekiyor. Okulumuz 2017 yılında açılmıştır cümlesi doğru mu yanlış mı? Yanlıştı. 2018 yılında açılmıştır. Ve 7 kişi bunu doğru bilmiş. Devam ediyoruz. Evet, şu anda ataklar devam ediyor. Diğer sorumuza geçiyoruz. Okulumuzda 2 THM, 1 müzik sınıfı vardır. Doğru mu? Şimdi cümle, okulumuzda 2 THM, 1 müzik, bir de resim sınıfı var. O yüzden bu cümle yanlıştı. Dikkat edin, yanlıştı. Okulumuzda 2 THM, 1 müzik sınıfı vardır cümlesi neymiş? Yanlışmış. Resim sınıfı eksik çünkü. Devam ediyoruz. Resim sınıfına sadece 3 öğretmen derse girmektedir. Gene tuzaklı bir soruydu ve yarı yarıya düşüş oldu. Resim sınıfına sadece 3 öğretmen derse girmemektedir.
Matematikçi de girmektedir, edebiyatçı da, coğrafyacı da, değil mi? Yani sadece üç öğretmen derse girim demektedir. Yani yanlış olacaktı. Devam ediyoruz. Arda Osur birinciliği ele geçirdi. Devam. Bando takımı yoktur. Tuzağa düşmemiş. Çünkü cümlenin sonu yoktur. Bu yanlış bir cümleydi. Bir kişi tuzağa düşmüş. Devam ediyoruz hemen. Hemen diğer soruya geçiyoruz. Ahmet Özhan okulumuza uzaktan söyleşiye katılmıştır. Evet, bu da tuzaklı bir soruydu. Ahmet Özhan okulumuza uzaktan söyleşiye katılmamıştır. Bizzat kendi gelerek katılmıştır. Uzaktan söyleşilerimiz neyle oluyor? Zoom'la oluyor. Hemen devam ediyoruz. Zeynep Çalışkan liderliği ele geçirdi. Hemen 14. soru. Okulumuza Türkçeyi doğru kullanmak üzerine söyleşiye kim gelmiştir? Hemen geçiyoruz. Hemen son soru. Müdür yardımcınız Murat Türedi hangisine izin vermez? Soruda hepsi doğru cevaptı. O yüzden herkes doğru cevaplamış oldu. Sonuçlara bakalım.